İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa süre. Üyeleri tekrar hiçbir oranlarla kazanma muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle çalıştırmaktır. Bunun için milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihniyle kendini şehirlerine adayacak belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi kardeşlerim, bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu Türkiye yüzyılına adım attığımız 2024'te zirveye çıkmak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Hazır mıyız? Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyük şehriyle, iliyle, İlçesiyle, beldesiyle ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizde Türkiye yüzyılına yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik bölüklerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız. Biz hep yüreğimizdeki muhabbetle, zihnimizdeki projelerle, esirgemediğimiz emeğimizle, alnımızdaki terle, geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara
bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa AK Parti onun için doğru adres değil. Şehrinin dertleriyle dertlenmeden, ülkesinin hedefleriyle bütünleşmeden, milletinin değerleriyle donanmadan sandığa gözünü diken varsa AK Parti onun için isabetli bir meca hiç değildir. Tapu Temre'nin kapısından içeri eğri odun dahi sokmayan Yunus Emre'nin misali milletimize karşı en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını Erdemliler Hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz. Böyle bir yola asla giremeyiz. Hamdolsun bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır hükümete 21 yıldır bu şekilde çalıştık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye yüzyılının ilk mali idareler seçiminde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu yüzyılının ilk mali idareler seçiminde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz. Şairin diliyle ifade edecek olursak bu meydan her meydanıdır. Özü kavi olan gelsin. Bu bir hizmet fermanıdır. Sözü kavi olan gelsin. Sevda olsun esasında. Emek yoksun libasında. Halka hizmet atmasında. İsmi kavi olan gelsin. Eri yerle yeksan olur. Doğru yaya opsan olur. Göz arpacık olur. Noktan olan gezi kavi olan gelsin. Evet biz her meydanında sözü kavi olan, halka hizmet atmasında içi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talip. Kardeşim, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp, Türkiye yüzyılı adı verdiğimiz ikinci asrına adım attık. Bu tarihi süreçte ülke olarak yine zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yandan 10 yılı aşkın süredir kaos çıkartarak, terörü azdırarak, darbe teşebbüsünde bulunarak, ekonomik tuzaklar kurarak, ülkemizde diş döktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istedik. Kararlı duruşumuz karşısında başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeyi teslim almak istediler. Milletimizin sinesine çarpıp hüsrana uğrayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştık. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları aç
attıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödemeye çalıştılar. Bölgemizin başına musallat edilen DAEŞ projesini ülkemize yönlendirerek sınırlarımızı tacize kalkıştılar. Düzenlediğimiz harekatlarla bu maskeyi düşürünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Farklı isimler vererek destekledikleri, mensuplarını eğitip donattıkları bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir teröristan kurdurmak istediler. Sınır ötesi harekatlarımızda, bu projeyi bozduğumuzda ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Geçtiğimiz günlerde sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Biz ülkemizin çıkarlarından, milletimizin hedeflerinden taviz vermeyeceğimizi gösterdikçe siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri her alanda ayağımıza takılan yeni kelimelerle katılaşıyoruz. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını, sindireceklerini, yıldıracaklarını, emperyalist temellerine rahatsız edeceklerini sanıyorum. Tabii bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyor. Şunu çok açık ve net ifade etmek istedim. Bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır. Türkiye'nin artık tehditlerle ve sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını er veya geç onlar da öğrenecek. Bunu tıpkı bir asır önce olduğu gibi yine onlara öğreteceğiz. İnşallah. Bunu da 85 milyon olarak hep beraber başaracağız. Aziz kardeşlerim, sevgili gençler, bir tarafta emperyalistler varken diğer tarafta bunların piyonluğunu yapan siyasi çevreler ile sivil görünümlü beşinci kol unsurları var. Bu beşinci kol elemanları kimi zaman gönüllü, kimi zaman cehaletlerinden, kimi zaman da hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyorlar. Türkiye karşıtları siyasetten veya geniş bir yelpazede tesirdikleri bu beşinci rol unsurlarını adeta parmaklarında oynatıyor. Esen rüzgara göre yön değiştiren, hiçbir ilkesi, sabit etti, kırmızı çizgisi olmayan bir kifayetsiz muhtelislerle karşı karşıyayız. Samimi bir sürtüyle ifade etmek isterim ki, ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyulmuş durumdadır. CHP'nin bölücü terör örgütünün gücünden çıkamadığı için meşruiyet sizi yaşayan devrilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların seçimlerde mecliste ve belediyelerde yaptıkları işbirliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Sütre gerisinden sürdürdükleri birliklerini artık iyice fahş ettiler. Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar serilip sırf onlar rahatsız olmasın diye Türk bayrakları ve Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak
işbirliklerini aleni hale getirdiler. Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü Bay Kemal'e Mayıs seçimlerindeki hizmetin Türk patriotunu yükleyen Özgür Efendi daha bismillah demeden iradesini ve ipini terör örgütlerinin temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi kurultay kürsüsünden teröristlere selam göndererek bölücülerle işbirliği yaparak bizzat Özgür Efendi çaktı. Dikkat ederseniz bu iki parti ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa da birlikte karşı çıkıyor. Daha doğrusu bölücü örgütün muhitlerinden izin ve icazesi almadan CHP yönetimi adım atamıyor. Teröre terör, teröriste terörist dahi diyemiyor. Bütün hayatları yalan ve dalavereyle geçenler siyasette ve mecliste çevirdikleri küçük numaralarla tabanlarını ve milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Halbuki istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa CHP'de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. Dem tarafından rehin alınmıştır, esir alınmıştır. Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubat vari provokasyonlarda emin olun aynı oyunun bir parçasıdır. Hırsları boylarını aşanları, ülkenin bekasını, milletin geleceğini hissederek içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'deki belki işe yarıyordu. Ama bunlara artık bizim de milletimizin karnı tok. İşte bunun için diyoruz ki 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakta kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür Efendi'yi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün demini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz. Türkiye yüzyılının adımlarını da sıklaştıracağız. Evet, bizim 85 milyona sözümüz var. Şimdi burayı lütfen iyi takip edin. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz. Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkıya sarılacak, hilali mahkum ve yıldızlı çocuk bırakmak isteyenleri hüsrana uğratacağız. Şimdi parlamentoda çıkmış birisi, neydi belirsiz, benim grup başkan vekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullandı. Şunu bir defa iyi. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası demez. Hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili pasavra demez. O sizin kibriyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin kibriyetinde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer oğlunda ölen varsa vatandır diyerek yola giden bir partidir.
siz kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Meclisin kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibiliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. Tek vatan diyoruz. Her karısı kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar üzerinde kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Tek devlet diyerek binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Bu uğurda gecesi gündüzümüze katarak çalışacak mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Gerektiğinde canımız pahasına binlerce yıllık bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh, daha muhkem bir şekilde teslim edeceğiz. Bunun için hep birlikte canımızı dişimize takarak çalışacağız. Kardeşim, sizlerin de bildiği gibi partimizin kuruluşundan bu yana yerel seçim, halk oylaması ve genel seçim gibi vesilelerle tam 17 defa sandıkta milletimizin terazisine çıktık. Yaptıklarımızın ve yapmak isteyip yapamadıklarımızın hesabını eksiği ve fazlasıyla milletimize tek tek vermeye çalıştık. Eser ve hizmetlerimizin icmalini yaparken aynı zamanda projelerimizi, hedeflerimizi ve geleceğe dair yol haritamızı milletimizle paylaştık. Biz asla milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aynı safta yer almadık. Yılın her günü, günün her saati milletimizle birlikte olduk. Seçim dönemleri bizim için sadece milletimizle gönül bağımızı daha da kuvvetlendirdiğimiz, kavlimizi ve ahdimizi yenilendiğimiz özel dönemlerdir. Bu anlayışla seçim kampanyası dönemlerinde hep şunları yaptık. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla ruh ve ruh iletişim kurduk. Çarşıda, pazarda, sokakta insanımızla istişare ettik, kucaklaştık. Şu anda ne anlatıyorum? Yani belediye başkanlarımız, adaylar, belediye meclis üyelerimiz hep birlikte kapı kapı dolaşıp çalmadık kapı, sıkmadık el, bırakmayacağız. Ve bu şekilde 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz ve sandıkları Allah'ın izniyle patlatarak sandıklardan çıkacağız. Ben de aşığım size. Otuz bir Mart'ı unutmak yok. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiç kimseyi ayırmadım. Toplumumuzun tüm kesimlerini bağrımıza bastık. Hemşehrilerimizle olan diyaloğumuzu daha da sıklaştırdık. Siyaseti laf ebeliğinden ibaret görenlerin karşısına programla, projeyle, icraatla, vizyonla çıktık. Böylece her kampanya dönemini milletimizle muhabbetimizi yenilediğimiz, dayanışmamızı tersinlediğimiz bir kölene dönüştürdük. Şimdi 18. kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanın içindeyiz. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyetle hazırlanıyoruz. Adaylarımızdan seçim beyannamemize kadar her işimizi milletimizle istişare içinde, milletimizin görüşlerini alarak yürütüyoruz.
Milletimiz neyi uygun gördüyse, bizden beklentileri neyse onu yapmanın, onu hayata geçirmenin derdindeyiz. Burada şu gerçeği sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece bizim başarımızın, gayretimizin, emeğimizin, gönüllerde yaptığımız tesciillerin bir tescili oldu. Hep en çok biz çalıştık. En fazla biz emek verdik. Sahayı her zaman biz domine ettik. Milletimizle en yakın ve samimi ilişkiyi biz kurduk. Vatandaşa oy yoksa hizmet de yok diyen edepsizlerden asla olmasın. Kibri, tekebbürü, gömürlenmeyi yanımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Kardeşlerim, bize kibir yakışmaz. Bize gururlanmak yakışmaz. Biz unutmayın tevazu ehliyiz. Mevlana'nın ifadesiyle toprak gibi olacağız tevazuda. Böyle yürüyeceğiz. Sadece çalışkanlığımıza değil, vizyonumuzla da rakiplerimize fark ettik. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşarak ulaşılmadık, kapısı çalınmadık, gönlüne dokunulmadık, hiç kimse bırakmadı. Ardından da görevini en güzel şekilde yerine getirmiş olmanın huzuruyla sandıktan çıkacak sonucu bekledik. Bu seçimlerde de yine aynı usulde çalışacağız. Şehirlerimize döndüğümüz andan itibaren önümüzdeki 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacaksınız. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi tıklamayacaksınız. CHP zihniyetini yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Açık söylüyorum. Hiç kimse şahsımızda ait hiç kimse tıpış tıpış oy vermek zorunda değil. Bilakis biz hiçbir ayrım yapmadan her bir insanımızı veli nimet görerek kapısını çalmak zorundayız. Daha önce bize oy versin veya vermesin. Her vatandaşımıza ulaşmak, zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz. Hemşehrilerimizi, şehirlerini en başarılı şekilde bizim yöneteceğimize tek tek ikna edeceğiz. Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak, Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak. Unutmayınız, en iyi seçim çalışması halkın içinde olmak, milletle beraber olmaktır. Medya ve sosyal medya elbette önemlidir. Ama asla sahada çalışmanın, gönüller kazanmanın yerini tutmaz. Sokakta, çarşıda, pazarda varlık göstermeden siyaset yapılmaz. Mahalli idarelerde asıl yük belediye başkan adayımızın omuzundadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, daha fazla koşturmak, daha fazla yorulmak, ter dökmek, emek vermekle mesul ve mükelleftir. Hep beraber bunu başardığımızda Allah'ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır.
Yeter ki biz işimizi hakkıyla yapalım. Mesuliyetimizin hakkını verelim. Gerisi Rabbimizin yardımıyla inşallah gelecektir. Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum. Buradaki her bir arkadaşıma sonuna kadar güveniyorum. Partimizi ve ittifakımızı milletimize karşı mahcup etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Bugüne kadar AK Parti'nin hizmet sancağını şehirlerinde gururla dalgalandırmış olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında yerini yeni arkadaşlarımıza bırakan belediye başkanlarımıza emekleri ve gayretleri için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi sizlerle birlikte azmimizi ve kararlılığımızı tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Hazır mısınız? Şöyle bir kalkın bakın. Öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizden duyulsun. Öyle bir ses verin ki gözünü bu mübarek topraklara dikenlerin yürekleri titretsin. Öyle bir ses verin ki mazlumların kalpleri umutla, gözleri ışıkla dolsun. Öyle bir ses verin ki yankısı bir sonraki seçime kadar dinlesin. Hazır mıyız? Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye 100 yılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi haritayı baştan sona Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Şehirlerimizin geleceğini kendi basit hesapları için karartanları sandığa gömüyor muyuz? Ülkemizi hedef alan kirli ve sinsi hesapları bozuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu atmıyor muyuz? Maşallah, barekallah, hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi 17'si büyükşehir olmak üzere toplam 48 belediye başkan adayımızı alfabetik sıraya göre sizlere tanıtmak istiyorum. Adana. Adana. Fatih. Mehmet Koca İspir, Güneyir Belediye Başkanı. Adana, Fatih Mehmet Koca İspir. Adana İl Başkanımızı, Adana Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı, MHP İl Başkanlığı ve milletvekillerimizi AK Parti sözcümüz Ömer Çelik'i sahneye davet ediyoruz. İşte Adana! Allah'ına kurban Adana! İşte şimdi tam zamanı Adana! Hazırız, kararlıyız Adana! Türkiye 100 yılı şehirleri için hazırız. Kararlıyız.
Ziya Polat, Orman Eski Bölge Müdürü. Adıyaman, Ziya Polat. İl Başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Adıyaman! Adıyaman yeniden imar etmek için işte Adıyaman'ı ayağa kaldıracak olan kadrolar. Ceylan Ulusay, AK Parti İl Başkanı. Afyon Karahisar, Hüseyin Ceylan Ulusay. İl Başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı, milletvekillerimizi ve mevcut belediye başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Arı, Mehmet Salih Aydın, eski baro başkanı. Arı, Mehmet Salih Aydın. İl Başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı, mevcut belediye başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Kendini düşünen bir belediye için AK Parti diyoruz. Biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten seven. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu helal işi, işte AK Parti. Durmadan herkese... Aksaray! Evren Dinçer, belediye başkanımız, tekrar yola devam. Aksaray, Evren Dinçer, Evren Dinçer'le durmak yok, yola devam diyoruz. İl başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları başkanımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. O eşsiz şehirlerine,
teknoloji üreten, bakarız değil, yaparız diyen bir belediyecilik için, Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Asya, Mehmet Uyanık, evet, Amasya, Mehmet Uyanık'la yola devam diyoruz. İl başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları başkanımızı, milletvekillerimizi izahaneye davet ediyoruz. Antalya, Hakan Tıpırıncı, Kefes Belediye Başkanı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hakan Tıpırıncı. İl başkanımızı, Kültür ve Turizm Bakanımızı, Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Güzeli Antalya, Hakan Tüdüncü ile yeni bir sayfa açacak ve Türkiye yüzyılı şehirleri için Antalya hazır ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, adayımız Hakan Tüdüncü hazır. Ardahan Yunus Baydar, AK Parti eski il başkanımız. Ardahan Yunus Baydar. İl başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları başkanımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Adamını değil, insanını düşünen bir belediyeciliğin adıdır AK Parti. Thank you.
Ceylan, Batman, Adil Sabati Ceylan. Başkanımızı, Hazine ve Maliye Bakanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Hayatını değil, hayatı kolaylaştıran belediyenin adıdır AK Parti. Bayburt Metememiş eski belediye başkanımız. Bayburt Metememiş. İl başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları başkanımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy Belediye Başkanı. Bilecik, Mustafa Yaman. Bilecik İl Başkanımızı, Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Sözünü tutan, gerekenleri değil, fazlasını yapan bir belediyeciliğin adıdır AK Parti. Bodrum'u İstanbul'un ilçesi sananlara güle güle deme vaktidir. Bolu Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü. Bolu Muhammed Emin Demirkol. İl Başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Thank you.
aslında kriz değil, iz bırakan belediyeciliğin adıdır AK Parti. Burdur Mehmet Şimşek. Burdur Mehmet Şimşek. İl başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz.